Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere dökülen saçlarda, güçsüz saçlarda uygulayabileceğiniz basit 1-2 malzemeyle hazırlanan saç toniği tarifi vereceğim. Bu toniği ben de ilk defa hazırlıyor olacağım ve akabinde saçımda uygulayacağım. Benim saçımın arka kısmında bir dökülme var, yer yerde yine seyrelme var. İnternette görmüş olduğum kadarıyla bu tarifi uygulayan bir YouTuber iyi sonuçlar elde ettiğini söylüyor. Bu da benim dikkatimi çekti çünkü ben de severek takip ediyorum kendisini. Ve ilk defa kendim deneyeceğim, test edeceğim ve sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Bu tamamen doğal, dediğim gibi bitkisel malzemelerden oluşuyor. Bunun için ihtiyacımız olan 3 yemek kaşığı lavanta, kuru yani şu şekilde kurutulmuş veya taze olabilir, fark etmez. Yine 1 yemek kaşığı ısırgan otu ve beraberinde şu şekilde 1,5 su bardağı içme suyu. Bunların hepsini şimdi şu şekilde bir cezve veya tencere, fark etmez, içine alıyoruz. Isırgan otunu boşalttım ve dediğim gibi 3 yemek kaşığı lavanta boşalttım. Sonra suyumuzu üzerine ilave ediyoruz. Şimdi birazcık karıştıralım. Gördüğünüz gibi hepsi suyun üzerinde. Bu tarifi ben ilk defa yapıyorum. Bitkisel olmaması, tamamen böyle yağsız çay tadında iki malzemeden meydana gelmesi ve saça kolay bir şekilde uygulanabilmesi açıkçası bende cazip oldu. Şimdi biraz karıştırdıktan sonra bunlar birazcık dibe çöktü. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi ocağı alacağım. Evet, ocağın üzerine koyduğumuz karışımımız yavaş yavaş ısınmaya başladı. Dediğim gibi bir kaynar geldikten sonra ocaktan alacağım. Evet, gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Karıştıralım. Ufaktan. Tekrar bir kaynar gelsin. Altını kapatacağım. Ve 10 dakikalığına dinlenmesi için kenara koyacağım. Artık ocaktan alabiliriz. Tarifimiz bu şekilde. 10 dakika kenarda bekleyecek. Yavaş yavaş hepsi dibe çökmeye başlayacak malzemelerin. 10 dakika sonra kabımıza, yani spreşimize aktarmaya başlayacağız. Arkadaşlar, 10 dakika kenarda bekledi. Gördüğünüz gibi genel itibariyle dibe çöktü ve rengini de aldı. Asıl önemli olan, ne diyeyim, vitamini kabuğunda derler ya, vitamin kısmı şu anda açığa çıktı. Bunu şimdi bir sprey şişesine aktaracağız. Bu evinizde kullanmadığınız herhangi bir sprey şişesi olabilir. Daha önce kullandığınız, boşaltıp temizlediğiniz. Bende şöyle bir şey vardı. Ben onun içerisine koyacağım. Yani özellikle gidip yeni sıfır bir şey almanıza gerek yok, bilginiz olsun. Ve şöyle de çay için kullanılan bir süzgeç kullanacağım. Şimdi yavaş yavaş aktaralım isterseniz. Sanırım bu böyle, bu şekilde olmayacak. Huni gibi bir şey lazım. Bir bakalım hemen. Şöyle daha küçük bir cezveye aktaracağım. Sonrasında ondan aktarmak biraz daha kolay olur diye düşünüyorum. Bunu hepimiz evimizde uygulayabiliriz. Lavanta ve ısırgan otu İstanbul'da veya Türkiye'nin her yerinde, aktarlarda, baharatçılarda mevcut. Bunu söyleyebilirim. Şöyle biraz bastıracağım elimle. İyice suyu çıksın. Şimdi bu karışımda yavaş yavaş şişeme aktarayım.
Her gün banyo yaptıktan sonra, yani duş aldıktan sonra veya almadan önce herhangi bir zaman gözetmeksizin saç diplerinizi sprey ile sıkarak masaj yapacak şekilde uygulayabilirsiniz. Tarifi aldığım kişi, yani izlediğim tarifini gördüğüm kişi, bunu yaklaşık bir aydır kullandığını, saç diplerinin güçlendiğini ve yeni saçlar çıktığını söylemiş. Ve kesinlikle bir yağlanma falan da yapmıyor ve kendisini, kendi tarifin kendi içerisinde de bir yağ katkı maddesi gibi bir şey bulunmuyor. Özünde tamamen bitkiden oluşan bir tarif. Çok basit zaten. Öyle umuyorum ki benim saçımda da bir faydası olsun inşallah. Sizinle burada bir değişiklik olursa, yani ben de saçımda, mutlaka paylaşıyor olacağım. Umarım katkısı olur, faydası olur. Bunu denemekten kimseye bir zarar gelmez. Çünkü tamamen bitkisel. Bu tarifi bay bayan herkes saçına uygulayabilir. Ve tarifin yine içinde neler olduğunu, yani malzeme olarak videonun sonunda açıklamaya ekleyeceğim. Ayrıca izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa mutlaka sorun. Ve ben de tecrübemi sizlerle faydasını gördükçe paylaşıyor olacağım.